Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu vazoyu yapalım. Bakın altı altıgen. Böyle. Hemen yapımına başlayalım. Kağıdımızı 5'e katlıyoruz ve bu şekilde şeritler elde ediyoruz. Şeritlerimizi daha önceki videolarımızda olduğu gibi bir çöp şiş yardımıyla sarıyoruz. Uç kısmını yapıştırıp çöp şişimi çekiyorum. Ve böyle şeritler elde ediyorum. Altıgen bir altlığım var. İki tane yapıyorum bu altıgen altlıklardan. Ve bunun üzerine tabanımı oluşturuyor. Hemen şeritlerimi yapıştırmaya başlıyorum. Altı kenara altı tane şeridi yapıştırıyorum. Ancak burada dikkat etmem gereken bir kenarına iki tane yapıştırıyorum. Bakın iki tane yapıştırdım. Bu şekilde alt kurumunu yaptım. Üzerine yapıştırıcımı sürüyorum. Ve diğer altıgen parçayı üzerine ekleyerek bastırıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra üzerine bir ağırlık koyarak daha iyi yapışmasını sağlayabilirsiniz. Ben şimdi zaman az olduğu için direkt örmeye başlayacağım. Bakın uçurtma şekli oldu. Şimdi hemen örmeye başlıyorum. Örmede dikkat etmemiz gereken, her seferinde köşeye basıyorum, çeviriyorum. Bakın köşeye bastırıyorum, çeviriyorum, bastırıyorum. Alttakini diğerinin üzerine kaydırıyorum. Diğerinin üzerine kaydırıyorum. Bakın gayet zevkli ve kolay bir örme tekniği. Tek yapmam gereken alttaki çubuğu yukarıya çevirmek. Yavaş yavaş zaten dönmeye başlıyor köşelerde. Evet, şeritlerim bitti farkındaysanız. Burada yapmam gereken şerit eklemek. Hemen şeritlerimi eklemeye başlıyorum. Bakın bu şekilde dar olan bölümleri geniş olan bölümlere takıyorum. Bunu daha önceki uygulamalarımızda görmüştük.
takma işlemimi tamamladım. Şimdi örmeye devam ediyorum kaldığım yerden. Kaldığımız yere bir mandal takmıştım. Şaşırmamak için. Bakın buradayım. Hemen örmeye bu şekilde kaldığımız yerden devam ediyorum. Çok basit, kolaylıkla yapabileceğiniz bir etkinlik. İsterseniz bunu kalemlik, isterseniz peçetelik, isterseniz vazo şeklinde tasarlayabilirsiniz. Bakın çok kısa sürede evet, bittiğinde tekrar bekliyorum. Bakın bu kadar oldu bile hemen. Gayet zevkli, yapımı kolay. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa getiriyoruz. Bitişini göstereyim size. Bakın ben böyle bir vazo tasarladım kendime. Bitişi gayet basit. Çubuklarımı kesmiyorum. Çubuklarıma hemen biraz yapıştırıcı sürüyorum. Bittiği yerde bir mandal takıyorum. Burada bakın aynı şekilde. Nerede bittiyse yapıştırıcımı sürüyorum. Bunu keselim buradan. Hemen buraya bir mandal takıyorum. Tüm çubuklarımı bu şekilde bitene kadar mandalla yapıştırıyorum. Bakın. Ve vazom bu şekilde tamamlanmış oldu. Biraz bekleyince mandallarımı çıkarıyorum. Ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça sağlam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.